New York'taki Kızılderili Ulusal Müzesi'ndeyiz ve burada bulunan bu çok meşhur sepeti inceliyoruz. Bu sepet, Kızılderili bir kadın tarafından bugün Santa Barbara'nın bulunduğu yerde tarihi açıdan çok ilginç bir dönemde yapılmış. Evet, sepet bir Chumash yerlisi tarafından 19. yüzyılın başlarında yapılmış. Tabi o zamanlar Kaliforniya'nın Yeni İspanya'nın bir parçası olduğunu, yani bir İspanyol kolonisi olduğunu unutmamak lazım. O dönemde henüz Amerika'nın bir parçası olmayan bu topraklarda Kızılderililer yaşıyorlardı ve Meksika'dan gelen İspanyolların istilalarına maruz kalıyorlardı. Burada çok büyük bir misyoner hareketinden bahsediyoruz. İşte böyle bir ortamda Güney Kaliforniya'da yaşayan bu Chumash kabilesi kadınları sumak liflerini kullanarak çok güzel sepetler yapıyorlardı. Ve bu sepetleri yapmak için kullandıkları tekniklerde son derece ustalaşmışlardı. Sumak çalılık tarzı bir bitkidir. Öyle olacağına pek inanmayabilirsiniz ama burada kullanılan lifler son derece iyi ve sık bir biçimde örüldükleri için zamanında bu sepetlerin içine su bile konulabildiği söyleniyor. Sepetin üzerine 6 defa tekrar eden bir desen dokunmuş. Bu desen İspanyollara ait olan sikkelerin üzerindeki desenden esinlenilerek yapılmış. Üst kısmındaki tacı ve onun altındaki 4 küçük deseni ayırt etmek oldukça kolay. Bu 4 desenden sol üsttekinde bir kale, sağ üsttekinde ise bir aslan görülüyor. Sunum sepeti olarak bilinen bu sepetin Kızılderili bir kadın tarafından yapılıyor olması ve sepetin daha sonra Güney Kaliforniya'dan Meksika'ya gönderilerek yerli kabilelere yönelik yürütülen misyoner hareketlerinin başarısını kanıtlamakta kullanılması oldukça enteresan. Misyoner hareketleri yerel bölge halkının Hristiyanlaştırılmasını amaçlıyordu ve bahsettiğimiz bu bölgede İspanya İmparatorluğu'nun kontrolü altındaydı. Bu sepetlerden günümüze kadar sadece 6 tanesi ulaşabildi. Bunlardan 3'ünde imza bulunuyor. Bu sepet imzalı olmamasına rağmen sepeti ören sanatçının kim olduğunu anlayabiliyoruz. Bazı sepetlerin iç kısımlarında yazılar da yer alıyor. Chumash kadınları tarafından yapılan bu sepetler aslında lüks objeler olarak kabul ediliyorlarmış. Ben bir yandan bu sepetlerin politik anlamıyla da ilgileniyorum. Bu sepetin 1815-1822 yılları arasında yapıldığını tahmin ediyoruz. Napolyon İspanya'yı fethettiğinde 4. Charles tahttan indirilmişti. Ama bu sepet İspanyolların tahta yeniden göz diktikleri bir dönemde yapıldığından bence son derece sembolik bir anlamı var. Aslında o dönemin Kaliforniya için de ayrı bir önemi var. Kaliforniya o zamanlar Yeni İspanya'nın bir parçası. Sepetin yapıldığı tarih 1810'da başlayıp Meksika'nın 1821'de İspanya'dan bağımsız hale gelmesine kadar devam eden bağımsızlık savaşının sürdüğü döneme denk geliyor. Yani aslında bu sepetin bağımsızlıktan önce mi yoksa sonra mı yapıldığı da önemli bir etken olabilir. Sonuçta o dönemde bölgede oldukça fazla değişim yaşanıyormuş. Bugünün Kaliforniya'sında yerli bir kadın tarafından bölgedeki düzen değişmekteyken Avrupalı bir kraliyete bağlılığı simgelemek üzere yapılan bu sepetin ne anlama geldiği de ilgi çekici bir nokta. Bu sepet gerçekten de çok güzel. Çok az renk kullanılmış. Sanatçı koyu alt zemin üzerine İspanyol sikkelerinden esinlendiği deseni daha açık bir renk kullanarak dokumuş. Bu sayede koyu ve açık tonlar arasında çok güzel bir geçiş elde etmiş. Tekrarlanan motif sepetin yuvarlak hatlarıyla buluştuğunda görsel olarak oldukça enerjik ve döngüsel bir hareket elde ediyoruz. Yani sepetin hem iç hem de dış yüzeyi görsel anlamda bir hareket ifade ediyor gibi görünüyor. Sepetin tarzına bakarak bu sepetin kimin tarafından örüldüğünü tahmin edebiliyor olmamız ve onu bir grup kadın sanatçı ile ilişkilendirebiliyor olmamız da çok güzel. Chumash kadınları bu sepetleri ihracat ürünü olarak üretiyorlardı. Bu sepetler örüldükten sonra bölgedeki diğer insanlarla, hatta bazen bölgenin çok daha ötesindeki yerlerdeki diğer gruplarla takas ediliyordu. Ve işte çok uzak yerlere gönderilen bu muhteşem ve son derece kıymetli eserleri üreten kişiler de kadın sanatçılardı.